Borsa İstanbul'da görev yapan yönetim kurulu üyelerinin maaşları 16 bin lirayken 24 bin liraya çıkarılmasını teklif ediyor. Kim? Varlık Fonu temsilcisi. Kim? Varlık Fonu'nun başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Senin genel başkanın kim? Recep Tayyip Erdoğan. Varlık Fonu'nu Recep Tayyip Erdoğan adına orada temsil eden arkadaş önermiş. 18 bini 24 yap diye. Ayrıca makam aracı alsınlar, yolluk alsınlar, seyahat konaklama harcı alsınlar diye. Ayrıca fazla maaştan dolayı, bakın okuyorum, üyelerin birden fazla işverenden ücret almalarından dolayı gelir vergisi beyannameleri vermeleri gerektiğinde Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan ücret ödemesine isabet eden ilave verginin de ödenmesine. Yani diyor ki bu arkadaşlar birkaç yerden maaş alıyorlar. Çok yüksek meblağ olur. Ödedikleri gelir vergisi artar, onu da ben ödeyeceğim diyor Borsa İstanbul. Burada kim var? Fahrettin Altun. İletişim Başkanlığından maaş alıyor mu? Alıyor. Borsa İstanbul'dan maaş alıyor mu? Alıyor. 18 bin 24 bin olmuş mu? Olmuş. Almadım diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Alıyorum ama hayır hasenatta kullanıyorum diyor. Kardeş, hayır hasenatta dünyalığını bizden yaptı, ahireti de bizden yapacak. Hayır hasenat yapacaksan kendi helal kazancından ayırdığında yapacaksın. Yoksa bırakacaksın, zaten devlet o parayla ne yapacağını bilir. Fakir fukara zaten devletin parası yok diye kırılıyor. Sade kendimi. Değerli eşleri Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor mu? Alıyor. Sonra dönüyor, Türk Hava Yolları'ndan alıyor mu? Alıyor. Geçen sene bir ara feragat ettik diyorlardı Covid'de. Maaşlar yatıyor mu? Yatıyor. Ayrıca AK Partili eski bakanlar, emekli bakan maaşı, evet, görevli oldukları tüm kurumlardan ikinci, üçüncü maaş alıyorlar. Açın bakın, Vakıfbank Yönetim Kurulu, eski milletvekilleri dolu. Bir oradan bir oradan. Nasıl yok Mahir Bey? Çıkar göster. Mahir Bey, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda görevliler. Aynı zamanda saraydan maaş, aynı zamanda eski milletvekili maaşı. İstişare kurulunuza bakın ya, Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu. Maaşları belli mi? Belli. Alıyorlar mı? Alıyorlar. Aynı zamanda emekli milletvekili maaşı alıyorlar mı? Alıyorlar. Emekli meclis başkanı maaşı alıyorlar mı? Alıyorlar. Hiçbiri inkar etmiyor. Mahir Bey, sen nasıl ediyorsun? Böyle renk değiştirmekle değişmiyor gerçekler Mahir Bey. Aklımızı başımıza toplayacağız. Teker teker listesi Adalet ve çıkardık biz bunu. Arpalık diye yarın getirelim. Devleti arpalık gibi yönetiyorlar. Çift maaş. Bakın iki maaş, üç maaş, dört maaş var. Ve aldıkları maaşlar katmerli. %33 de zam almışlar. Vergisini de Borsa İstanbul ediyor. Daha ne konuşuyorsunuz? Yalan mı? Yalansa çıksınlar göstersinler. Resmi tutanak. Millet kırılırken. Ha bir de diyorlar ki ekonomik reform planına koyduk. Ne koymuşlar? Bir görev yapıyorum. Bir tane daha olacak. Üçüncüsünü yasaklayacaklarmış. Gelin hepsini yasaklayalım. EYT'liye çift dikiş olmaz diyen kim? Emeklilikte yaşa takılanlar. Canım vatandaşım. Ben emekli olacağım, olamazsın, çok gençsin. E o zaman bırak çalışayım. Çalışamazsın, yaşlısın. Yaşın dolana kadar parasız evde oturmalısın. E emekli edelim, para yok. E 128 milyar dolar var, 70 yıllık ihtiyacı karşılıyor. Ona bir şey diyemeyiz. Peki niye yapmıyorsun emekli? Cumhurbaşkanı dedi ki çift dikiş olur. Biz bunlara emekli maaşı bağlarız. Bunların yaşı daha genç. 53-54 yaşında gider bir iş daha bulur, çift maaş alır. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Ayvatoğlu. 3 tane lüks araba. Kokain çekiyor. Tedaviye muhtaç. Ailesi için üzgünüz. Tez zamanda bu illetten kurtulması lazım. Gençlerimizin bu illetten kurtarılması lazım. Allah şifasını tez zamanda versin. Ama bu gencecik arkadaşın, bu lüks arabalarının, bu gencecik arkadaşın o kendi sosyal medyasında sergilediği zenginlik görüntülerinin, takıların, pahalı yüzüklerin, pırlantaların hepiniz takip ediyorsunuz sosyal medyasını. Dönüp de ya bu çocuk bu paraları nereden kazanıyor? Biz bu çocuğa 4000 lira maaş veriyoruz. Bunun arabasının benzinine yetmez sorusunu AK Parti hiç sormamış. Erdemliler hareketi yola çıkmış. Vardıkları yer partinin arabalarında kokain çeken, ben biraz yükseleyim diyen. Sonra da nasılsa her yanlışa sahip çıkıyor AK Parti diye. Kokain değil, pudra şekeriydi diyen anlayış. O yüzden AK Parti'nin gençleri Twitter'da bir kişinin ailesine, bir kişinin soyadına köpek diyecek kadar,
tek oluşturuyorlar. Biden'ın özel köpeği. Biden'ın özel köpeği diye Özgür Özel'e tek oluşturuyorlar. Dünya hakaret yazıyorlar. Sonra bunu kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan savcı dava açınca Fatma Betül Sayankaya tweet atıyor. Küçücük bir eleştiriye bile tahammül yok. Soy isim üzerinden Biden'ın özel köpeği diye tagi mazur gören anlayışı görünce Ayvatoğlu, ben kokaine pudra şekeri diyeyim, Betül ablam sahip çıkar, Hamza daha sahip çıkar, öbürü sahip çıkar, CHP kokain der, biz bunun pudra şekeri olduğuna inandırırız noktasına geliyor. Öyle bir anlayış var ki, iki kere iki beş diyelim, dört diyene vatan haini diyelim, reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti diyelim, bizim kitle bize inanır diye AK Partili seçmene hakaret eden bir anlayış var. AK Partili seçmenin aklıyla alay eden bir anlayış var. Siz ne desek yersiniz diye hakaret eden bir anlayış var. Biz AK Partili seçmenin sizin bu yaklaşımınıza yeter artık be diyeceğini, dediğini görüyoruz. Anketlerde görüyoruz, sahada görüyoruz. Ve Ayvatoğlu buzdağının görünen yüzüydü, Kürşat Ayvatoğlu. Tayyip Bey Ömerleri aramak için yollara düşün demişti, Kürşat'ınızı bulmuşsunuz. Buzdağının görünen yüzü. Adaletli Ömerleri ararken milyonlarca liralık arabalara binen Kürşatları buldunuz, sebebini sormadınız. Nereden buldun demediniz. Görünen yüzü. Videolar oynuyor onlarca. Diyor ki Cumhurbaşkanımızla ilgili yaptığı video yüz binlerce paylaşılanlar Cumhurbaşkanından görüşmüş. Reis videolara devam dedi diyor. Bu çocuk görevde. O videoları hepiniz paylaşıyorsunuz. Altındaki araba Kürşat'ınkinden pahalı. Nasıl olacak? Sormayacak mısınız? İdam mahkumu annesini istemiş. Hırsızlık yaparken birini öldürmüş, idama mahkum. Eller bağlı. Demiş ki son isteğin ne? Anamı getirin. Gelmiş annesi. Son isteğin ne? Anneciğim o güzel dilini bir uzat demiş. Son istek evladın, ne yapsın anası, uzatmış. Elleri bağlı, ısırmış koparmış anasının dilini. Demiş ki ben o tavukları, yumurtaları çalıp eve getirirken fakirhanemize, ben o kuzuları çalıp getirirken, oğul bunların parası nereden, bunun kaynağı yerden demedin ya, beni bugün idama götüren, bana cezayı verdirten, beni buralara getiren sensin, ilk günden sormadın. AK Partililer, milyonlarca liralık jiplere yoksul ailelerin AK Partili genç evlatları biniyorsa ve bunlar genel merkezinizde çalışıyorsa ve bunların ne yaptıkları da bu kadar zenginleştikleri belli değilse, bunu sormazsanız gelinen bu noktadan siz sorumlusunuz. Bu noktadan siz sorumlusunuz. Sorun bunu. Sormadığınız için oluyor bunlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar.